Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sadece birkaç ayda mum gibi eridi. Sadece kilo vermekle kalmadı, vücudunu da şekillendirdi. Peki bu iş nasıl oldu diyorsanız hikayeyi ünlü şarkıcının kendi ağzından dinleyelim. Mustafa Ceceli birkaç aydan nasıl mum gibi eridi? Soruyordunuz formunun sırrını diye. Böyle diyet ne görüldü ne duyuldu. Baklavalar, taşlar havada uçuşuyor. Ve ünlü şarkıcıdan ilginç çıkış. Ben nerede o eski bayramlar diyenlerden değilim. Son zamanlarda Mustafa Ceceli'de muazzam bir değişiklik var. Bir defa hızla kilo vermeye başladı. Zayıfladıkça giyim kuşamı değişti. Baksanıza şimdi tişörtünün ön kısmını kemerinin arasına sıkıştıracak kadar fit. Göbekten eser yok. Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla. Şüphesiz ki bu değişimde uzun bir süredir kickboks yapmasının etkisi büyük. Geçtiğimiz haftada ünlü şarkıcıya Etiler'de rastladığımızda yanında kickboks eğitmeni vardı. Ünlü şarkıcı deyim yerinde ise fit vücudunun havasını attı. Bakın soruyordunuz formunun sırrı ne diye, adam burada. Evet. Kaç kilo verdim abi? 5 kilo verdik ama 7'si yağdan. 7 kilo yağdan gitti. Kilo Mustafa Ceceli neredeyse bir deri bir kemiğe döndü. Kolay değil, birkaç ayda 10 kilodan fazla kilo kaybetti. Yetmez mi bu kadarı Mustafa Bey? Şimdi Ramazan'dan sonra farklı bir program için zaten bugün birlikteydik. Daha farklı bir programa geçtik. Biraz daha kaslanacağız, biraz daha iyi duracağız, daha diri duracağız. Şu anda çok iyi. Kilo verme aşaması bitmiş şimdi. Truva filmindeki Aşil gibi kas yapmaya başlayacakmış ünlü şarkıcı. Üstelik bu uğurda oruç tutarken bile ringe çıkıyormuş. Biz çünkü Ramazan falan dinlemedik yani. Dün oruçlu 6 round böyle bayılana kadar devam ettik. Süperiz, çok iyiyiz. Sporu ve diyeti haftada sadece bir gün bırakıyormuş Mustafa Ceceli. Ama o bir günde ömre bedel gibi görünüyor. Bizim veriyor onda da var ya, Antep mutfağının dibine çekiyoruz yani. Aynen, baklavalar, taşlar havada uçuşuyor. Mustafa Ceceli'nin bu kadar sıkı çalışmasının bir nedeni de yaklaşan bayram tatili. Konu bayramdan açılınca ünlü şarkıcı ilginç bir çıkış yaptı ve eski bayramları özlemiyorum dedi. Bakın neden? Ben nerede o eski bayramlar diyenlerden değilim. Çünkü bizim bayramlar hep aynı, hep aileyle beraber, hep ilk günü babamlara gidiyoruz sabah, bayram namazına gideriz kardeşim babamlar, ufaklık biraz daha büyüsün onu da götüreceğiz. Benim için bayramlar hiç değişmedi derken ilginç bir nüansı da aktarıyor. 35 yaşında evli, barklı, çocuklu olmasına rağmen bakın hala ne yapıyormuş. El öperiz, halen daha harçlık alıyorum babamdan. Aa. Ben de oğluma harçlık veriyorum. O geleneği sürdürüyoruz. Güzel bir şey. Sorması ayıp, ne kadar harçlık alıyorsunuz? En yüksek para birimi neyse o. Tek başına.